bugünkü kadar vahim, bugünkü kadar açlığın, yoksulluğun, sefaletin olduğu bir dönem ben hatırlamıyorum kendi adıma yani. Gelir ücretle sizce kaç çocuk bakabilir? Sıfır çocuk. Oy da vermese, kullanmasak da AK Parti'ye gitmiyor mu oylar? O yüzden bizim aslında bir aday seçmemiz lazım, AK Parti'ye gitmesin. Bir adayınız? Yok. 2023 yaklaştı. Yok. Yok mu? Erdoğan kaybetsin de gerisi önemli değil. Kim olursa olsun mu diyorsun? Aynen. Kılıçdaroğlu da olmasın da Erdoğan da olmasın, kim olursa olsun. Enflasyon %48 olarak açıklandı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz enflasyonu? Vallahi milletin hali meydanda. Akaryakıt 20 lira oldu biliyorsunuz. Orayı sorma. Bütün çalıştığımız her şey oraya gidiyor zaten. Nerede yemesi içmesi, hani çocuğun okul masrafı. Ne olacak bu ya durum? Nasıl düzelir? Allah'a kalmışız. Başımıza öyle bir devlet istiyoruz ki gerçekten bizi anlayan, dinleyen. Ama maalesef yok, inşallah olur. Olur mu? İnşallah diyorum ya, Allah'a kaldık. Cumhurbaşkanımız zamları geri çeksin istiyoruz. Yani. Aşırı zam var. Üç çocuk da yetişemiyoruz. Diyorlar ya, üç çocuk yapın. Dördüncüyü yapacağım da nereye kadar yapacağım? Peki askeri ücretle sizce kaç çocuk bakabilir? Sıfır çocuk. Aynen. Bu devirde öyle. Ne olacak bu durum sizce? Düzelir mi böyle? Yolun sonu gözükmüyor. Nereye giderse oraya gideceğiz biz de. Doğru. Var mı sizin adayın? Ya adayım her zamanki gibi tabii AK Parti. Bakalım ne olacak. AK Parti'ye mi oy veriyorsunuz? Evet. Şu anda eleştiriyorsunuz. Eleştirmiyorum ama zamları çeksin diyorum ben size. Çeker mi peki seçime kadar? Zannetmiyorum. Çekmez. Çekmez. Oy verir misiniz? Mecbur vereceğiz. Niye mecbur? Bu dünyada, bu dünyada yaşıyorsam. Ya bir alternatif bir adayınız yok mu? Yok. Yok. Aynen. AK Parti'ye oy verecek. Aynen. Bu kadar. Peki ne olursa AK Parti'ye oy vermezsiniz. Kararınız değişir. Şu an bir seçeneğim yok valla. Ya bir de şöyle söyleyeyim. Oy da vermese, kullanmasak da AK Parti'ye gitmiyor mu oylar? Gidiyor. Gidiyor aynen. Kullanmadı. Oylar dahi oraya gidiyor. O yüzden bizim aslında bir aday seçmemiz lazım. AK Parti'ye gitmesin. Düşünmek gerekiyor. Kardeşiniz nedir? Kardeşim. Kardeş mi sizin? Aynen. Aynen kardeşiz. Yani dediğimiz gibi Allah işte. Allah'a kaldık. Hadi gidek. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi başka bir yorum yapsak. Yine aynı, yine aynı. Akşama kadar da konuşsak yine aynı. Konuşuyor musunuz evde? Pek değil ama yani. Bu akşam konuşacağız. Aday seçmemiz lazım dediğiniz gibi. Seçmesek de oyu da kullanmasak yine AK Parti'ye gidiyor. O da bir şey yaramıyor gerçekten. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Sorayım mı gençler? Yarın seçim olsa var mı bir adayınız? Yarın seçim olsa adayımız bu abi. Evet. Kim? İsim ne? Taner Çelik. Vaatlerin ne? Vaatlerimiz yok abi. Huzur, mutluluk. Nasıl değerlendiriyorsunuz enflasyonu? Enflasyonu kötü değerlendiriyoruz. Aslında zenginlere para katlıyor. Durum olmayan insanlar da batıyor. Benzin, akaryakıt 20 lira oldu. Evet, çok kötü oldu abi. Yani bunun durumumuz çok kötü. Hükümetten melekesi yok herhalde. Benim bildiğim kadarıyla bu zamların falan. Hayırlısı olsun diyorum. Neyle alakası var? Yani siz onunla alakalı var diyorsunuz. Ben de tartışmaya girmeyelim. Biz teşekkür ederiz. Yok diyorsunuz ya. Belki yani, bence tam onu düşünmedim ama ilk işim onu düşünmek olacak şimdi. Adayınız kim? Benim adayım yok. Ama her şeyi onlardan da bilmek istemiyorum. Şimdi anasını sana daha demin demedim yani, bilmediğim için söyleyemedim. Evet. Bunu da bilmediğim için sana bir şey söyleyemem. Araştırırım bunu. Bizim insanımızda birlik yok ama. Birlikten güç doğar. Bizde birlik olmadığı için güç doğmuyor. Peki nasıl düzelir bu durum? Var mı fikri? Bu durum düzelmez. Bu durum abi 3-5 sene sonra onlar bu şekilde yaşayacak. Olacak. Ortalık daha çok karışacak yani bence. Seçim var ya adayım. Kimdir? Recep. Abi benim kesinlikle adayım Mansur Yavaş olur ya. Eğer gelirse kesinlikle Mansur Yavaş'a veririm ben oyumu ya. Çünkü Ankara'daki yaptığı icraatlere bakarsam gayet güzel şeyler yapıyor ve en azından hani gençlerin dilinden anlayabilecek birisi ve halkın çoğunluğu tarafından da sevilen birisi olacağı için Mansur Yavaş'ı düşünüyorum ben açıkçası. Son zamanlarda akaryakıt fiyatları attı, 20 lirayı gördü, evet. Dolar 14 lira. Nasıl değerlendiriyorsun enflasyonu, yapılan zamları? Şimdi ben ailem açısından düşünüyorum. Benim amcamlar pazarcı, uzak mesafelere de gidiyorlar. O yüzden hani aşırı kötü düşünüyorum. Zamlar her türlü iş sektörünü de engelliyor. Mesela ben servise biniyorum, otobüse biniyorum. Benim otobüs ücretim arttı mesela şirketime giderken. Dilovasında çalışıyorum ve ekstra bir paraya ihtiyacım oluyor. O yüzden de hani beni bile etkiliyor. Araba kullanmayan biri olmama rağmen. O yüzden kötü yani. Zamın her türlüsü kötü bence.
TÜİK'te enflasyonu %48 olarak açıkladı. Ya şimdi reis diyorsa doğrudur abi, ne diyeyim yani. Reisimiz TÜİK. Yani TÜİK diyorsa o daha doğrudur. Yani TÜİK her şeyin en doğrusunu biliyor. Şöyle yani, başımız kıllanınca şimdi devlet karşısında, boynumuz kıllanınca hiçbir şey diyemem yani. TÜİK diyorsa doğrudur ya. Karışamam onlara. Ben adayım. Evet abi. Ben muhalefeti adayını destekliyorum. Neden abi? Ya ülkenin durumunu görüyorsunuz ya. Yani hayat pahalı, almış başını gitmiş. Benzin 20 lira oldu akaryakıt. Benzin, mazot yükseldi, dolar, döviz yükseldi. Yani ne başka olacak bu durum? Vallahi bir seçimde insanlar sağduyulu davranır da iktidarı değiştirebilirlerse belki bir güven gelir piyasalara. Çözüm olur mu abi seçim? Seçim olursa aday değişir. Bence çözüm olur. Başka çare yok. Başka çare yok. Mecbur. Peki teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gel bakalım. Abi yarın seçim olsa var mı bir adayın? Ya da 2023'te? Aday derken yani... Oy vermek istediğin birisi var mı? Kişi değil, parti var tabii. Emek Partisi. Ben işçilerin, emekçilerin, yoksulların partisine oy vermek isterim. Çünkü ülkenin durumu ortada. Yani emekçilerin durumu ortada. Şuradan bile baksanız, demin geçerken de gördüm şimdi. Burasını büyükşehir yapıyor AKP. Burasını da CHP. Şimdi yapılan hiçbir şey kötü olmaz. Ama Kocaeli'nin ihtiyacı bu mudur, acil ihtiyacı derseniz. Hayır. İnsanlar açlıkla uğraşırken, yoksullukla uğraşırken, çocuklar aç yatacak hale gelmişken memlekette buralara milyarlar gömmek kesinlikle çok ciddi bir israftır, çok ciddi bir zulümdür. Ve üstelik de yani yaza kalmadan bunların tekrar tamirat, tadilat olacağı belli. Her iki tarafta da küçük tadilatlarla yıllarca devam edebilecek bir haldeydi bu hale getirdiklerinde. Bu bile insanlara yaşama nasıl baktıklarını gösteriyor mevcut düzen partilerinin. O açıdan bunların dışında bir şey olmalı diye düşünüyorum. Enflasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Açlık var dediniz. TÜİK'te %48 olarak açıkladı. Valla bağımsız bilim insanlarından oluşan bir heyet %20 küsür diye TÜİK'le aynı dönemde açıkladı. Bizim sokakta, markette, alışveriş yaparken denk geldiğimiz enflasyon kesinlikle %100'ün üzerinde bir enflasyon. Kim ne derse desin TÜİK çok açık emir komutayla iş yapıyor ve nasıl beceriyorlarsa, hani esprileri yapılıyordu ya, biz TÜİK'in marketinden alışveriş yapalım diye. Siz de yaşıyorsunuz, biz de yaşıyoruz. %40'lı falan bir enflasyon yok yani kesinlikle. Ülkenin içinde bulunduğu durum ortada ve yani ben 58 yaşındayım. Elbette bu ülke çok zor dönemler, bu halk, bu emekçiler, bu işçi sınıfı çok zor dönemler yaşamıştır ama böylesi vahim, böylesi korkunç bir dönemi ben de hatırlamıyorum. Benden yaşça çok da büyük insanlarla da konuşuyoruz. Onların hiçbiri de böyle bir dönem hatırlamıyor. Kuyruk var diyorlar abi. Ya şöyle kuyruklar vardı tabii. Diyelim ki 80 öncesinde tüp, işte sanayağı vesaire gibi kuyrukların olduğu dönemler yaşadı bu ülke. Ama alabiliyorduk. Mesela benim yaşadığım yerde et balık kurumundan işte 15 dakika mesafede yürüyerek bir et balık kurumu mağazası vardı. Oraya gidip daha uygun ve daha iyi et alıyorduk. Kuyruk oluyordu orada. Ama bugün her yer dolu ve bu Özal dönemiyle başlayan bir sistem değişikliğidir. Bütün vitrinler doludur, bütün mallar vardır. Avrupa'da bilmem nerede ne olursa bizde olacak demişlerdi. Evet var bizde ama biz alamadıktan sonra ne anlamı var? Yani bir avuç zenginin, bir avuç patronun, burjuvanın aldığı her şey bütün vitrinlerde var. Doğru yani. O yanıyla bir şey yok. Ama şey bile, bakın son dönemde işte son bir hafta 10 günde benzine, mazota gelen zamlar öncesi benzinliklerin önündeki kuyruklara, araba kuyruklarına baktığınızda bile kuyruksa kuyruk yani. Yani kuyruğun o yanıyla bir şey yok. Ha, o dönem iyiydi demiyorum. Ama bugünkü kadar vahim, bugünkü kadar açlığın, yoksulluğun, sefaletin olduğu bir dönem ben hatırlamıyorum kendi adıma yani. Ülke tarihi. Bu durum nasıl düzelir sence? Ya bir kere insanların bir kurtarıcı kişi ve parti aramaktan vazgeçmesi lazım. Yoksulların, emekçilerin, işçilerin bir araya gelerek kendi sorunlarını çözmek üzere müdahale etmesi lazım. Bu yapılmadığı koşullarda, yani örneğin şimdi işte mevcutun dışında AKP ve Tayyip iktidarının dışında CHP ve diğerlerinin oluşturacağı bir iktidarın sonuç olarak bunlardan çok 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 farklı bir şey yapacağını düşünmüyorum. Elbette bu kadar kötü olmayabilir. Elbette tek adam rejimi kötünün kötüsüdür. Çünkü her şey bir kişinin iki dudağının arasında. Elbette çok akıl daha fazla yaratıcıdır, daha iyi iş yapabilir. Ama dediğin gibi daha önce, örneğin 20 sene öncesinde ben biliyorum, 30 sene öncesinde biliyorum. Şöyle miydi, yoksullar çok iyi mi yaşıyordu? Hayır.
O açıdan yani güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da tek adam sisteminin, tek adama göre güçlendirilmiş parlamenter sistem kötünün iyisi olarak tercih edilebilir. Ama emekçiler için, işçi sınıfı için asla çözüm değildir. Seçim olsa bir adayınız var mı genç olarak? Genç olarak hangisine oy vereceğimi yani çok düşündüm ama cevap yok. Önceden bir cevabım vardı ama bu zamlardan sonra artık o da oyumu kaybetti. Önceden? AK Parti'ydi ama o da oy kaybetti. Yani AK Parti'nin gençlik yüzdelik oranı bence önceden çoktu ama bu seçimde sanmıyorum. Hiçbir şekilde ki babam da aynı şekilde ya da amcalarım, büyüklerim de aynı şekilde. Gerek benzin, akaryakıt zamları olsun. Yani siz değerlendiriyorsunuz zamları. Enflasyon %48 olarak açıklandı. Bir yerde TÜİK'ten normalde haklılar, yapacakları bir şey yok. Niye? Nasıl bir hakları hani var? Dışarıdan alıyoruz işte elektriği. %70'in devlet karşılıyormuş. Bu ne kadar doğru yalan bilmiyorum. Ama inanıyorum yine de önceden ona şey olduğum için. Şimdi diyorum ki AK Parti'ye oy vermesem başka başı CHP'nin de geçmesini istemiyorum. Yok mu alternatif bir adayını? MHP var ama AK Parti ile yani ayrı olsa da ona versem keşke. Ya bundan sonra böyle bilmiyorum belki de boş oy atacağım. Yarın seçim olsa bir adayınız var mı? Bir adayım yok. Neden abi? Çünkü aday belli. Kim? Belli yani adayım. Yani Türkiye'nin %65'i belli. Diğer yani halkımız anakronik, sıkıntılı, problemli bir halk. Oy vereceği yer de belli. Kazanacak olan da belli. Senin adayın kim? Benim adayım yok kardeşim. Benim adayım ben. Benim adayım ben. En son kim oy verdin 2018'de? Ben en son oy vermedim. Vermedin mi? Kullanmadın mı hiç oy? Yok. Peki abi enflasyonu TÜİK %48 olarak açıklıyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Enflasyon %125. İddiasını ispatlayalım gel. Neden 48 diyorlar abi? Neden 48? Çünkü ismarlama şey olduğu için enflasyon diyor. Bu ne getireceksin? %48'e. Işte. Akaryakıt 20 lira oldu. Nasıl değerlendiriyorsun? Dolar 14. Vallahi çok iyi değerlendiriyor. Akaryakıt 20 lira olmadan önce yani 14 lirayken maalesef arabamı satmak zorunda kaldım. O yüzden İyi ki satmışım diyor musun? 20 lira olmuş. Yok arabam gene param olsa araba alacağım da. İyi ki sattım demiyorum ama yani sonuçta satmak zorunda kaldık. Geçim ne olacak abi bu durum düzelir mi sence? Bu durum düzelmez. Bu durum 300 sene daha böyle gider. Niye abi? He? Neden? 300 sene böyle gider. Bu halk böyle oy verdikçe bu böyle devam edecek. Çünkü verdiği yeri sorgulamıyor. İşin ana nedenini kaynağını araştırmıyor, bulmuyor. Diyor ki ben buna inanıyorum. Diyelim ki sen hangi kanalsın bilmiyorum. Diyelim ki öbür adama diyor ki sen şu kanalı izlemeyeceksin. O da onu izlemiyor. Yani kanalı izlemiyor. Ne diyor ona? Benim dediğim kanalı izleyeceksin. O da onu izlediği için başka kanallara hani ona göre hüküm veriyor. Kendi aklını kullanarak, beynini kullanarak bir oy vermek istemiyor. Yani ona göre. Yani bunu şimdi oy versek, vermesek ne? Neyi ifade edeceğiz şimdi? Seni yönetecek kişiyi seçmiş oluyorsun abi. Seçemiyoruz onu. Bizi, yok. Bizi yönetecek kişi zaten seçilmiş geliyor. Yani biz onu seçmek zorunda bırakıyoruz, seçiyoruz. Yani biz modern köleleriz yani. Biz çalışırız, bir yerlere gider paralarımız, biz eziyet çekeriz, devam yani. Bu benim 53 yaşında yok. Emeklilik var mı? Var. Geçinebiliyor musun emekli yok maaşı? Yok ya. Emekli maaşım bir aynı gün bitiyor. Alıyorum 2-3 gün sonra. Oy da kullanmıyorsun. Maaş. Ya oy geldiği zaman kullanacağız yani. Kullanmam diye bir şey yok. Görevimiz neyse onu yapacağız ama bir şey ifade etmeyecek yani. Onu demek istiyorum.